Harrow bölgesinde iki ayrı şubesi bulunan Melissa Restoran, yenilenen dekoru ve fark yaratan lezzetleriyle ilk şubesine muhteşem bir açılış yaptı. Açılışa Harrow Belediye Başkanı Salim Chowdhury ve farklı alanlarda hizmet veren birçok iş insanı katıldı. Şimdi o açılışı ekranlara getiriyoruz efendim. Efendim geçtiğimiz dönemde ikinci şubesinin açılışını ekranlara getirmiştik. Melissa Restoran'dayız. Şimdi bugün de yine Melissa Restoran'ın Harrow bölgesinde bulunan ilk şubesi yeniden tadilattan geçti ve bugün açılışı gerçekleşti. Yanımızda restoranın sahibi Çetin Kaygısız var ve bugün açılış için ve biraz önce kurdeleyi kesen Harrow Belediye Başkanı Salim Chowdhury bizlerle birlikte. Öncelikle Çetin Bey size hayırlı olsun diyelim. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Geldiğiniz için de teşekkürler ayrıca. Rica ederiz efendim. Şimdi içerideki konseptten bahsedeceğiz. Yemeklerin tadına da baktık, onlardan da bahsedeceğiz. Melissa Restoran oldukça level atlatmış diyebiliriz. Bu konulara değineceğiz ama belediye başkanımıza öncelikle thank you for coming. Geldiğiniz için teşekkür edelim diyelim. Onun dışında can you please share your feeling about today grand opening? Good afternoon. Thank you so much to Melissa Restaurant and Chetan for inviting me. It's an absolute pleasure to be here, and it was gratifying to see so many people gathered here today in support of the opening of the restaurant. The restaurant looks beautiful, amazing. The food, I have eaten in Melissa's in the other branch, so I knew the food was going to be good, but the food is absolutely delicious. The atmosphere, I think he's got it right, and I would like to wish him all the best. Yeah. So what did you eat today? Today we had koftes, we had kebabs, I think we had the platter. So he had a bit of everything. We had rice, we had doner, we had wings, we had ribs, we covered everything. Everything was cooked perfectly, tasted really delicious. I'm not just saying that. My background is restaurant, so I can tell. Okay. So the food was on point. Efendim yine açılışa katılan isimler arasında Krupesh Hirani bizlerle birlikte. Hi Krupesh. Hi. First, can you introduce yourself? So my name is Krupesh Hirani. I'm the London Assembly Member for Brent and Harrow. So I represent this part of the world at City Hall. So and today it's a grand opening. And what would you like to say about today? So absolutely delighted to be here outside the Melissa restaurant. I've been to taste the food inside. It's great, but it's the second Melissa restaurant that we have across our area. And the cuisine, the community feeling, local business, people coming together to celebrate the opening. It's what Harrow is about. And if anyone does have the time, do come out here just next to Cannon's Park Station and taste the lovely food. İçeri doğru girdiğimizde bizi çalışma mutfağı bekliyor burada ama dizayn olarak oldukça özen göstermişsiniz. Tabii. Şimdi bu işlerde herhalde tecrübeyle günden güne geliştikçe siz de kendinizi geliştiriyorsunuz değil mi? Evet, tabii ki. Birazcık bu bölgeden bahsedelim. Biz neredeyiz tam olarak şu an? Ezver diye geçiyor bu bölge. Evet. Burada yaşayan insanlar da karışık bir müşteri kitlemiz var. Onlar peki artık Türk kebabını biliyorlar herhalde. Tabii. Bir 11 senedir buradayız. Bir müşteri kitlemiz hazırda var zaten. Evet. Şimdi böyle bir dekorda bir tık daha bizi ileriye atmış olduğunu düşünüyorum. Şimdi daha çok işte doğum günü partileri, özel günler işte için gayet bir güzel bir atmosfer yakaladığımızı düşünüyoruz burada şu anda. Evet. Zaten oldukça da büyük bir mekan yani evet. Bayağı büyük grupları da burada ağırlayabileceksiniz. Tabii. Şimdi ince dokunuşlar var burada görüyorum. Siz burada bir iç dizaynerle mi çalıştınız yoksa size ait mi bazı şeyler, dokunuşlar? İç dizaynerle çalıştık. Tabii bazı şeyleri de biz kendimiz üzerine kattık. Tabii. Proje aşamasında yani değiştirebiliyoruz bazı şeyleri. Daha önceden aslında iki dükkan yanında efendim burada Melissa Restoran vardı. Tabii. Siz dediniz ki var olan restoranı yenilemek yerine yeni bir Melissa Restoran yapalım. Öyle devam edelim. Orası da herhalde daha sonradan farklı bir işletme olarak devam edecek. Tabii ki. Biz zaten bir dekora ihtiyacımız vardı orada. Şimdi orayı dekoru yapmamız isteseydik 4 ay 5 ay kapatmak zorunda kalacaktık. Burada sıfırdaki bir yeri aldık, yaptık, bitirdik. Sadece bir gün kapattık öbür tarafı dün. Bugün de açılışımızı yaptık burada işte.
Evet. Gelen herkese de teşekkür ediyorum buradan. Tabii efendim, şimdi lezzetlere değineceğiz. Çünkü biz biraz önce yemeklerin tadına baktık. Özellikle kuzu şiş. Bir devrim yaratmışsınız burada. Sadece o değil ama bütün herhalde kebaplarda biraz farklı dokunuşlar var değil mi? Tabii, bu işin tabii. Artık bir level üstüne çıktınız diyebiliriz biz. Siz ne dersiniz? Tabii ki. Sürekli kendimizi geliştiriyoruz, yeniliyoruz yani. Daha güzel şeyler yakalamaya çalışıyoruz. Zaten 30 küsur senedir bu sektörün içindeyim ben. Çocukluğumdan beri bu işin içindeyim. Bu işi de severek yaptığım için her zaman uğraşıyoruz, öğreniyoruz. Şimdi öğrenmenin sınırı yok. Efendim, şimdi yanımızda Çetin Kaygısız'ın ortaklarından Engin Yalçın bizlerle birlikte. Siz de Türkiye'den geldiniz evet, herhalde. Aynen. Ortak olduğumuz restoranın açılışına bugün geldik. Çetin Bey davet etti bizi. Onur duyduk bizi davet ettikleri için. Hayırlı uğurlu olsun. Başarısını temenni ediyoruz. Lezzetleri nasıl buldunuz? En son çok ne zaman güzel. Gelmiştiniz mesela? Diğer Melisa restoranda ki o lezzetlere bakmış mıydınız? Tabii ki sürekli geliyoruz, lezzetleri test ediyoruz. Güzel, el ayarları çok iyi. Çok beğeniyorum. Hani Türkiye'de böyle lezzetleri bulmak çok zor. Efendim, şimdi yanımızda iş insanı Volkan Çetin var. Kendisi Türkiye'den açılış için buraya geldi. Aynı zamanda bu mekanın tabelasını da siz yaptınız evet. Herhalde. Şimdi isterseniz öncelikle sizi tanıyalım. Neler yapıyorsunuz? İstanbul'da açık hava reklam tabela imalat işleri yapıyoruz. Resmi kurumlarla ve büyük inşaat firmalarına hizmet veriyoruz. Reklam, tabela, güvenlik panoları, imalatları bizde. Engin Yalçın ve Çetin Kaygısız abimiz bizim dostumuz. Bugün buraya açılışa geldik, restoranların açılışına ve bölgenin Londra gibi, İngiltere gibi bir yerde çok güzel ikinci şubelerini açması da tabii bir gurur verici. Dış tabelasını ve içerideki reklamları da biz imal ettik. Yani Çetin Bey sayesinde de İngiltere'ye ilk ihracatımızı yapmış olduk. Bugün de açılışta kendisini yalnız bırakmadınız. Evet, doğrudur. Yani bizim kendisi hem abimiz hem dostumuz. O yüzden bugün böyle bir günde yalnız bırakmak istemedik. Türkiye'den kalktık, geldik, katılım sağladık. Nasıl buldunuz şimdi, lezzetlerin tadına baktınız mı? Türkiye'de çünkü özellikle Türkiye'den gelenler buradaki Türk kebabını yediklerinde ya biz Türkiye'de bu eti bulamıyoruz diyorlar. Siz nasıl yorumlarsınız bunu? Yani açıkçası Türkiye'nin güzelliğinin üzerine hiçbir ülke yok. Ancak et konusunda gerçekten çok başarılı, dediğiniz doğru. Yani Türkiye'de yediğim kebaptansa yine Türk restoranında ve Türk ustaların yaptığı buradaki kebap, et gerçekten çok başarılı. Biraz Çetin Kaygısız farkı var diye düşünüyorum burada da tabii ki. Can you introduce yourself to our watchers? Hello everybody, I'm Tamara. I'm the creative director of Fabulous Finishes UK. I'm very in love with Turkey. I've spent a lot of time in your country. And I've done work in your country before. At the moment in London, I create bespoke finishes for restaurants and homes. But yes, I definitely appreciate the Turkish way of life, the Turkish direction, and the Turkish food. So how was the food? Oh, amazing, amazing. Evet, şimdiye kadar bu restorandaki kullanılan malzemeleri ve dekoru konuştuk. İşte o işin yaratıcısı mimar Emrullah Sönmez. Sönmez bizlerle birlikte. Emrullah Bey, güzel iş çıkartmışsınız. Teşekkür ederim. Şöyle anlatayım. Mimarlık süreci sadece görselden ibaret bir şey değil. Bunu söyleyebilirim. İşin başında çok teknik detaylarla başlıyorsunuz. Önce müşteriyle bazı fikirler üstünde tartıştıktan sonra oranın local belediyelerine başvuru yapmanız gerekiyor. Onları başvurularını yaptıktan sonra interior design detaylarına geçiyorsunuz. Aslında mimari ve iç mimari bir bütün çalışan iki ayrı meslek içinde ayrı gruplar diyebiliriz. Burada da biz gene öyle başladık. İlk önce teknik detaylarını hallettikten sonra interior design kısmına geçtik. Interior design kısmında biz burada bir sürü şeyin sorumluluğunu aldık. Mimari çizim, iç mimari çizim ve yaptığımız mimari çizimin hem project management'ı hem de burada gördüğünüz tüm işte furniture'lardan, mobilyalardan ve dekoratif ürünlerin hepsini biz kendimiz hem dizayn ettik, hem bunları ürettirdik, hem de bunları yerleşiminde project manager olarak başında durduk. Bizim için önemli olan aslında insanların günün sonunda tasarladığınız mekanı
deneyimlemeleri yani. Bunu bir de mutlu şekilde deneyimlediklerini görünce daha da mutlu oluyorsunuz. Bir inşaat mühendisi olarak neler söylersiniz mekanla ilgili? Mükemmel olmuş. Çetin Bey zaten daha önce böyle birkaç restorantı var. Yaptı bu işleri, biliyor da. Yani bir teknik eleman gözüyle baktığınızda gayet güzel, her şey mükemmel. Değil mi? Konum olarak, dekor olarak, renk uyumu olarak baktığınız zaman hepsi harika olmuş. Kendisini zaten o yönden takdir ettim. Biz bu dükkanın devam müşterilerindeniz zaten. Dükkanı yeri değişti sadece. Yan taraftaydı daha önce kendisi. 20 senedir bu sektörde hizmet veriyor. Ve işinde bayağı başarılı, titiz. Müşterilerini birer misafir olarak karşılıyor her zaman. Hizmet mükemmel. Ekonomik yönden de fiyatlar da uygun. O yüzden Çetin Bey bu işi hakikaten ciddiye alıp ciddi yapanlardan birisi. Bu bölgede en iyisi diyebiliriz. Efendim, şimdi bu restoranın tabii ki bu hale gelmesinde büyük katkısı olan, hatta inşaatını tamamen üstlenen Halil Kaya bizlerle birlikte. Evet. Halil Bey, ne kadar sürdü burası? 4 ay gitti. Öyle mi? Evet. Şimdi Çetin Bey, tabii ki siz ilk açılışını yaptığımız Melisa Restoran'da da yine Halil Bey ile çalıştınız. Memnunsunuz ki ikinciye de burada yine kendisiyle çalıştınız. Üçüncü olursa da gene Halil Kaya. Öyle mi? Tabii. Tek tercihim Halil Kaya mı diyorsun? Aynen. Nasıl abi, böyle bittikten sonra böyle açılışa gelince nasıl oluyor? Neler hissediyorsun? Çok güzel hissedin ya. Değil mi? Yani görün, ortamı güzel. Çok güzel oldu. Efendim, şimdi de açılışa gelen minik misafirlerle birlikteyiz. Çetin Bey'in kızı Deniz, Belinay, diğer ortaklarının kızı Beyza. Deniz, nasılsın? İyiyim, siz? Ben de iyiyim, çok sağ ol. Şimdi en son açılışta seni gördüğümde böyle bıcır bıcır konuşuyordun, biraz büyümüşsün. Bugün de burada güzel bir açılış oldu, babanın ikinci restoranı. Neler söyleyeceksin? Eskisi de güzeldi ama bence burası daha iyi böyle oldu. Ve babam buna çok kısa zamanda yaptı, çok şaşırdım. Özellikle ışıkları çok sevdim. Lambaları da çok sevdim, her şeyi çok sevdim. Her şeyi çok sevdin. Arkadaşlarını getirecek misin buraya yemek yemeye? Getireceğim. Öyle mi? Diğer restorana götürüyor musun? Geçiyorum. Sen neler söyleyeceksin? Ben çok beğendim. Dekorları, her şey çok güzel. Ve renk seçimi de çok beğendim. Ve yemekleri de süper. Öyle mi? Ne yedin bugün? Kebap. Hangisini? Hepsini. Hepsinden yedin mi? Hmm. Sen? Ben de hepsinden yedim. Çok memnunum. Renkleri güzel. Turuncu, kırmızı falan. Dekorları da güzel. Çok beğendim.